Merhaba arkadaşlar. Bugünkü şehitlik ziyaret yerimiz gördüğünüz üzere Kumkale Ovası İntepe Bataryası Şehitliği. Şimdi size bu şehitliğin hikayesini anlatacağım. Burada yatmakta olan şehitlerimiz yapılan alan taraması sonucu yerleri tespit edilmiş ve kemikleri toplanarak buraya defnedilmiş olan şehitlerimizdir. Burada toplamda 26 şehidimizin olduğu bilinmektedir. Ancak 26 şehidimizin olduğu düşünülen bu alanda şehit sayımızın daha fazla olması mümkündür. Çünkü gerek denizden yapılan topçu atışlarında bataryadaki askerlerimizin şehit olması, gerekse İngiliz ve Fransızların karaya çıkarak askerlerimizle çatışması neticesinde daha fazla askerimizin şehit olduğu düşünülmektedir. Bu şehitlikte yatmakta olan 26 şehidimizi temsil amacıyla görmüş olduğunuz sağda ve solda mezar şeklinde ve kaideyle yükselen bu yapılar tamamen semboliktir. Yani şehitliğin girişinde sağda ve solda bulunan sembolik mezarlar bizi karşılamaktadır. Ancak gerçek şehitlik tam karşımızda gördüğümüz ağaçların içerisindeki alan şehitlik alanıdır. Arkadaşlar, diğer şehitliklere nazaran burada gördüğümüz şehitliğin mimarisi biraz daha farklılık göstermekte. Gördüğünüz üzere bir insan boyuna yakın yükseklikte. Şehitlerimizin gömülü olduğu alan hemen karşımızda gördüğünüz alan. Toplamda belirtmiş olduğum gibi 26 tane askerimizin mezarları bulunmakta. Bu yükseltinin yapılma amacı ise yaptığımız araştırmalarda şehitlerimizle ziyaretçilerin birbirlerini, yani yakın olmaları ve ziyaretçilerin onları daha iyi anlamalarını sağlamak. Yani hissetmek mümkün olabilir mi? Tabii ki bunu kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir bu duygular. Ancak şu şekilde bir eğilme neticesinde şehitlerimizle aynı hizaya gelebiliyoruz. Yani buradaki şehitliğimiz gerçek bir şehitlik olup yine Çanakkale gazilerinden İzzet Sırlı'nın "Ben denizden açılan top atışları sonucu 14 silah arkadaşımı ellerimle buraya gömdüm" sözünün üzerine tespit edilmiş ve de şehitlik haline getirilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde boğazların direnişini güçlendirmek amacıyla tam olarak karşı tarafta gördüğünüz yer abidenin olduğu yer. Sol tarafta kalan yer ise Settülbayır. Yani Çanakkale Boğazı'nın her iki giriş kısmı. Anadolu yakası burası, Avrupa yakası karşı tarafta gördüğümüz yer. Bu top atarlar ise iki tane mevcut. Burada İntepe Topçu alayı olarak geçmektedir burası. Birincisi burada, ikincisi de hemen karşıda görüyorsunuz. İki adet top atar bulunmaktadır İntepe'de. 19 Şubat 1915 tarihinde burada kurulan top atarlar, topçu bataryaları uzun menzili sayesinde yalnızca Anadolu kısmının giriş tarafını kapsamıyor, aynı zamanda Settülbahir tarafına kadar top atış menzili bulunmaktadır. Bu açıdan burada konumlandırılan toplar çok önemlidir. Boğazın savunması açısından çok çok önemlidir.